Emel'ce Lezzetli Anlar Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün bol malzemeli, dolu dolu görüyorsunuz. Kocaman bir hamburger hazırlayacağız. Hamburgerin benim için olmazsa olmazı karamelize edilmiş soğan. Tarifimize ilk önce bu karamelize edilmiş soğanla başlayacağız. Malzeme listesini her zaman olduğu gibi açıklama kısmına yazıyorum. Buradan fotoğrafını çekip kaydedin ve özellikle çocuklarınızla bu dolu dolu hamburger lezzetini paylaşın isterim. 1 adet soğan için 1 yemek kaşığı tereyağımız var. 1 adet büyük boy soğanı ortadan ikiye keserek doğradım. Tereyağım eridikten sonra tavanın içerisine alıyorum. Ve şöyle bir iki tur karıştıracağım hemen. Ocağımızın altı kısıkta görüyorsunuz. Şöyle bir iki tur karıştırdıktan sonra kapağını kapatalım. Ama kontrollü olsun lütfen. Başından ayrılmayın çünkü çok çabuk karamelize rengi olacaktır bir süre sonra. Kapağını kapattım. Kendi suyuyla böyle suyunu çekince ara ara içerisine göreceksiniz. Su ilave edeceğiz. Bakın artık karamel rengini almaya başladı. Bir yemek kaşığı su ilave ettim. Kapağını kapatıp tekrar bu şekilde kontrollü şekilde pişirmeye devam edeceğim. Ben toplamda karamel rengini alıncaya kadar, karamelize oluncaya kadar 2-2,5 yemek kaşığı kadar içerisine su ilave ettim. Şöyle yarım çay kaşığı kadar şeker, yarım çay kaşığından biraz fazla tuz ilave ettim içerisine. Görüyorsunuz, kapağını kapattım. Yine kontrollü bir şekilde soğanlarımızı karamelize ediyorum. Ocağımın altı her zaman kısık ateşte. Artık karamelize oldular. Görüyorsunuz benim için bu oran yeterli. Gerçekten yerken hamburgerin içerisinde o karamelize edilmiş soğanın çıtır çıtır soğan lezzetini alacaksınız. Tavamın içerisine yağ ilave ettim bir miktar. Köftelerimi ben önceden hazırladım. İsterseniz orta yağlı kıymanızı sadece bunu da kullanabilirsiniz. İçerisine sarımsak gibi kırmızı biber gibi ben kırmızı biber de doğradım içerisine. Bu şekilde bir köftelik harç hazırlayarak hamburger etinizi bu şekilde de hazırlayabilirsiniz. Burada yapmanız gereken lütfen üzerine bastırmayın. Çünkü üzerine bastırdığınızda hem tavanıza yapışacaktır hem etin içerisindeki suyu bırakmış olacaksınız. Bizim o lezzetli suyu yerken ihtiyacımız olacak. Evet, hamburger etlerimizi de böyle tavama aldım. Biraz ısınsınlar istiyorum. Güzelce etlerim pişti. Önlü arkalı pişirdim. Üzerine çedar peyniri ya da dilimlenmiş kaşar peyniri hiç fark etmez. İsterseniz birer dilim koyabilirsiniz ama ben iki dilim olsun istedim. Güzel güzel o peynir lezzeti de içerisinde olsun istedim. Şöyle hemen buharıyla kaşar peynirlerinin erimesi için üzerine bir 2 dakika hani kadar kapakla kapatın. Peynirleriniz hemen eriyecektir zaten. Diğer hamburger ekmeklerimi de hemen bu şekilde kızarttıktan sonra ekmeğimin üzerine mayonez, ketçap ve ranch sos ilave ettim. Pişirdiğim peynirli hamburger etlerimi aldım. Turşu üzerine ilave ettim ve karamelize edilmiş soğanlarımız işte muhteşem lezzet, görüntü harika görüyorsunuz. Burada marul üzerine ilave edeceğim. Biraz daha kalan karamelize soğanlarımdan ekledim. Görüyorsunuz değil mi? Muhteşem bir lezzet bu akşam bizi bekliyor. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum, görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşmayı unutmayınız. Yepyeni tariflerle Emel'ce Lezzetli Anlar Mutfağı'nda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.